Beraberinde Çin'in dünya devi şirketlerinin yetkilileriyle birlikte Başkan Yılmaz'ı ziyaret eden Büyükelçi Hong Yang, Bolu ile ticari ve ekonomik anlamda bir işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. Seçtiğiniz için, şehrimize geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'deki üretilen tavuk miktarının 1/3'ü Bolu'da üretildiği için çok ciddi anlamda tavuk atığı var ve bunlar çevreyi kirletiyor. Bunlarla ilgili çözüm bulmak durumundayız. Çünkü bu hem dışı hem yeraltı su kaynaklarına kadar ileride bizi sıkıntıya sokacak bir problem. Bunu aşmak için uğraşıyoruz. İşte bununla ilgili de biraz önce bahsettiğim Çin firmasıyla çalışmalarımız devam etmekte. Tabii bizim bakışımız biraz daha farklı. Çünkü biz hemen hemen aynı yapıdan geliyoruz. Yani bizim atalarımız da Çinliler aynı bölgede yaşamışlar. Akrabayız. Aynı zamanda Çin'in batıya açılabilmesi için bir kapıya ihtiyacı mutlaka olacaktır. O kapının da Türkiye olduğuna inanıyorum ben. Yani şu an, Tom Kukuk'da 2000 dönemin içinde sıçalçılık, onun için yok. 2000 önce zaten İpek yolu da birbirimizi bağlamıştı. Ve bundan sonra da temaslarımızı koruyabildik ve özellikle Çin ve Türkiye arasında diplomatik ilişki kurulduktan sonra aramızdaki ilişki daha da yoğunlaştı. Yakın bir dönemde bizim devlet başkanlığı da ortaya bir kuşak bir yol inisiyatifini koydu ve bu da ikili işbirliği için yeni fırsat getirdi. Bence işbirliklerimizi daha da derinleştirmek için bu fırsatı yakalamalıyız. Ve bir kuşak bir yol inisiyatifi çerçevesi altında bizim Çin hükümeti firmaların bu projeye katılmasını teşvik ediyor. Tabii. Ve biz de özellikle Çin'in bir kuşak bir yol inisiyatifi ile Türkiye'nin orta koridor planını uyuşturmaya çaba göstermekteyiz. Ve iki ülkenin stratejilerini uyuşturmak için biz şimdi birçok projede işbirliği yapıyoruz. Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang'a Köroğlu heykeli ve içerisinde Bolu Belediyesi Kültür Yayınları'nın yer aldığı bir kitap seti hediye etti. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang ise Başkan Yılmaz'a el yapımı bir Çin vazosu hediye etti. Evet.